Herkese merhaba. Kasım ayı yaklaşırken bir miktar dolarda sakinlikten sonra tekrar dün itibariyle güçlenmesini görüyoruz. Ayrıyeten Almanya tarafından gelen haber ile birlikte de Bundesbank'ın aylık raporunda Haziran ayında yıl sonu beklentisi 3.7'lik büyümeye tekabül edecekken önemli ölçüde azaltmaya gidildiği Euro paritesini tekrardan baskılamaya başladı. Güçlenen dolarla birlikte 1.16'ların üzerinde işlem görmeye devam eden Euro paritesinde bizler için 1.15.85 destek seviyesi önemli seviyelerde biri olacaktır. Kırılması halinde de 1.15-17'yi takip edebiliriz. Dolarda sonrasında da bir miktar tüketici güveni verileriyle birlikte beklentiler aşağısına gelmesi Euro paritesine yarayabilir. 1.16'ların üzerinde kaldıkça da 1.16-52 direnç seviyesini takip edebiliriz. İngiltere Bankası'nın, Merkez Bankası'nın şahin tutumuna rağmen şimdilik Brexit sıkıntılarıyla birlikte Kuzey İrlanda problemi İngiltere'nin başını ağrıttığını söyleyebiliriz. Bu durumdan halihazırda sakin dolara rağmen bugün itibariyle bir miktar yukarı yönlü ataklar gösterse de şimdilik 1.38 hemen aşağısında bulunuyoruz. Bizler için bir sonraki direnç kademesi 1.39.88 olacaktır. Güçlenebilecek dolarla birlikte tekrardan İngiltere Merkez Bankası'nın şahin tutumuna rağmen sterlin tarafında baskı oluşacak olursa da 1.37.32 seviyesini takip edebiliriz. Dün itibariyle tekrardan rekor kırdıktan sonra büyükelçilerle olan sorun şimdilik çözülmüşe benziyor ve Türk lirasında bir miktar sakinleşme görüyoruz. Bizler için önemli pivot bölgesi 9.49'un hemen aşağısında fiyatlanmaya devam ediyoruz şimdilik. 9.49 tekrar kırılacak olursa 9.77 seviyesini tekrardan test etmek isteyebilir. Fakat 9.49'un altında günlük kapanış gelirse de 9.30 ve 9.10 seviyelerini takip edebiliriz. Zayıf dolar şimdilik altın tarafına yaradığını söyleyebiliriz. Kriptolarda da rekordan sonra geri çekilmesi altını şimdilik 1800'lerin üzerine taşıdığını söyleyebiliriz. Gün içerisinde 1810'lara doğru yaklaşırken şimdilik bir miktar kar satışı, 2 günün kar satışının geldiğini görüyoruz. 1803'ün üzerinde kalmakla birlikte 1811 ve 1827 seviyelerini takip edebiliriz. Tekrardan geri çekilme olması halinde de bizler için 1803'ün altında 1795 ve 1786 seviyeleri önemli destek band aralığı olacaktır. Petrol tarafında dünkü rekorun ardından bugün itibariyle bir miktar kar satışları gelmeye başladı. Kar satışlarının devam etmesi durumunda 84'lerin hemen üzerinde fiyatlanan ham petrol 82.16 destek kademesine bizleri getirebilir. Tekrardan kırılması halinde de 80.20 seviyesi takip etmemiz gereken önemli destek kademesi olacaktır. 84'lerin üzerinde yer almamızla birlikte tekrardan rekorlara yaklaşmak isteyebilecek bir petrol tarafında 84.35'i takip etmemiz gerekti. 84.35'in üstünde de 86.53 seviyesi bizler için önemli direnç kademesi olmaya devam edecektir. Endeks gruplarında Asya'dan gelen pozitif haberler, özellikle ABD ve Çin'in görüşmelerinin bir miktar pozitif geçmesi genel anlamda hem Avrupa hem de ABD tarafına yansıdığını söyleyebiliriz. Son zamanlarda açıklanan bilançolarla birlikte ABD başta olmak üzere Avrupa tarafı da ABD'ye bir miktar ayak uydurmuş görünüyor. 15.605 seviyesinin üzerine taşındık DAX endeksinde. Bizler için alıcılı ataklarda 15.920 uzun zaman sonra test edebileceğimiz önemli bir seviye olabilir. Tekrardan 15.605 test edilecek olursa da orta vade için geri çekilmelerde 15.160'ı takip edebiliriz. Son olarak Bitcoin tarafında rekor seviyeleri hala hazırda yakın seyrediyoruz. Önemli direnç kademelerini şimdilik aştığımızı görmekteyiz. 63.695 seviyesi bizler için önemli seviye. Kırılması halinde 68.520 ile yeni rekor gelebilir. Tekrardan 63.695'in altında kalmakla birlikte de 58.100 kademesini takip edebiliriz. Günün geri kalan kısmında herkese bol kazançlı işlemler dileriz.